harika bir kitap olan Arsiyen Krallığı'nı öneriyorum. Kitaptaki hikayeye göre ilk olarak Zaduma isminde dünyayla aynı ekseni paylaşan farklı bir evren var. Uzun zaman önce Zaduma'ya bir şekilde gitmeyi başarabilmiş olan insanlar dünyaya geri dönmeye çalışıyorlar ve eve geri dönebilmenin yolu ise Arsiyen Krallığı isminde kayıp bir krallıktan geçiyor. Bu kitap sizi kendine has fantastik öğeleri olan gizemli bir dünyaya davet ediyor. Kitabı almak için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Şimdi videoya devam ediyoruz. Türkiye'nin toplam nüfusu 82 milyon civarında ve bunun %64'ü Türklerden oluşuyorken %18'i Kürt, %10'u Arap, kalan %8'de ise Çerkesler, Zazalar, Gürcüler ve Azerbaycanlılar yer almaktadır. Genel olarak Türkiye, batıda Bulgaristan ve Yunanistan ile, doğuda İran, Ermenistan, Gürcistan ve Nahçıvan ile komşuyken, güneyde ise Irak ve Suriye ile sınır komşusudur. Türkiye, merkezi idare bakımından illere ve ilçelere ayrılmıştır. Coğrafi konum nedeniyle bu illerde farklı farklı iklim tipleri görülür. Örneğin kıyı bölgelerinde denizin etkisiyle daha ılıman bir iklim hakimken, iç kesimlerde dağların olması nedeniyle karasal iklimin etkisi gözlemlenmektedir. Türkiye'de en çok tercih edilen ulaşım araçları otobüsler, trenler ve uçaktır. Tren yoluyla yolculuk rahat ve uygun fiyatlı olmasından dolayı ülkenin en çok tercih edilen ulaşım aracıdır. Türkiye'de insanların sadece %22'si tatile çıkabilmektedir. Fakat buna rağmen Türkiye'de erkeklerin %52'si, kadınların ise %60'ı hayatlarından memnun ve mutlular. Fakat bunun yanında yapılan araştırmaya göre Türkiye'de bir yılda 390 bine yakın insan vefat etmektedir. Türkiye'de aylık olarak cep telefonu konuşma süresi ortalama 6 saattir ve bu Türkiye'yi Avrupa'nın cep telefonuyla en çok konuşan ülkesi yapmaktadır. Türkiye nüfusunun %50.2'si erkek olurken %49.8'i ise kadınlardan oluşmaktadır. Toplam nüfusun %5'i ise tek başına yaşamaktadır. Hatay şehrinin 14 kilometrelik Samandağ kumsalı, Brezilya'daki Rio'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kumsalıdır. Ayrıca Hatay'da bulunan St. Peter Kilisesi, Hristiyanlığın mabetlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Antik dünyanın 7 harikasından 2 tanesi Türkiye sınırları içinde bulunmakta ve bunlar Artemis Tapınağı ve Halikarnas'ın mozolesidir. Bütün Avrupa'da yaklaşık 12 bin tane bitki türü bulunuyorken sadece Türkiye'de 9 bin tür bitki vardır. Türkiye'de evliliklerin %25'inde gelinin yaşı damattan büyüktür. Fakat Türkiye'de yılda yaklaşık 200 bin kişi boşanmakta ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Ekonomi konusunda yapılan tahminlere göre Türkiye'nin 2019 yılındaki gayri safi yurt içi hasılası düşüşe geçecek ve 631 milyar dolar olacak. Ve buna göre Türkiye ekonomi sıralamasında 21. sıraya gerileyecek. Türkiye'nin asgari ücreti ise 2019 yılında 2020 lira olarak belirlenmiştir. Türkiye, bir yılda 40 milyon ziyaretçiyle Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 4. ülkesidir. Ayrıca Türkiye, 2030 yılına gelindiğinde Avrupa'da tek su sıkıntısı çekecek ülke durumuna gelmesi düşünülmekte. Bu yüzden sularımızı asla israf etmemeliyiz. Türkiye'nin bayrağındaki ay ve yıldız bazılarına göre Orta Asya'dan gelen Türklüğü temsil ederken kırmızı kısım şehitleri temsil etmektedir. Başka bir görüşe göre de bayraktaki hilal İslamiyet'i, yıldız ise Türklüğü temsil etmektedir. Peki size göre Türk bayrağı ne anlam taşıyor? Nowruz bayramı, Türk milletinin 21 Mart'ta baharın gelişi olarak kutladığı bayramdır. Tarihte Nowruz'u kutlayan en eski milletlerden birisi de Türklerdir. Bildiğiniz gibi Nowruz'da ateş yakılır, demir dövülür. Buradaki demir dövmenin amacı Ergenekon destanını anlatmak, yakılan ateş ise Türklerin eski dini olan şamanizmi temsil etmektedir. Bunun dışında Aziz Nikolas, yani Noel Baba aslen Antalya'da doğmuştur. Ayrıca İncil'de geçen pek çok figür Anadolu'da yaşamıştır. Hatta Hazreti İbrahim Şanlıurfa şehrinde bulunmuş ve Nuh'un gemisi de Ağır Dağı'nda olduğu düşünülmektedir. Türkiye'nin insanları vatansever kelimesinin tam bir tanımıdır. Her türlü etnik farklılığa rağmen eğer konu vatansa bütün Türk halkı bir araya gelir. Türkiye isminin kökeni Turkika kelimesinden geldiğine inanılıyor ve bu kelimeyi genelde İtalyanlar kullanmaktadır. Ancak Türkiye'nin Türkçe anlamı Türklerin diyarı demektir. Son olarak Türkiye topraklarının %3'ü Avrupa topraklarında bulunuyorken %97'si ise Asya kıtasında yer almaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.